burada mağdur olan 10-15 tane esnaf var. Bunu onayladık. Bu arada tabii bizi zaman aşımına uğrattı. Zaman aşımına uğrattıktan sonra tabii bizim haklarımızdır. Biz bunu mülkiyete mülkiyet dediğimiz için biz bunu şeye aldık. Dedik ki tamam dedik, onayladık. O yüzden zaman aşımına uğrattı bizi. Zaman aşımına uğrattıktan sonra dedi ki ben size mülkiyet veremeyeyim dedi. Yani bizim en fazla esnaf olarak burada bizim zorumuza giden bu. Onayladı diyerekten tabii biz bunun kanunu hakkımızı aramadık. Bizi zaman aşımına uğrattı. Zaman aşımına uğratınca da belediyede askıya çıkmış buranın yıkım şeyi. Biz belediyede her gün belediyenin kapısını aşın durmuyor. Madem askıya çıktıysa bize o zaman da askıya çıktığı yeri diyerekten tebligat göndermesi lazımdı. Böyle bir tebligat da gelmedi bize. Burada kaç esnaf burada, kaç kişi burada, 15 tane esnaf burada, çoluk çocuk buradan hep ekmek yiyor. Bir de tutmuş ve bayramın ertesi gün ben burayı yıkacağım diyor. Ya biz de gittik belediyeden bayram, Kurban Bayramı'nın şeyine şey aldık. Adam ne diyor? Kurban'ı Eylül ayında diyor, gelirim diyor, elektriği, suyunuzu keserim. Ha, şimdi burayı kamalaştırma yaptı. Herkesin parasını yatırdı. Ben bana verilen burada benim 37 metrekare yerim var benim burada. Buranın metrekaresine 8,5 milyondan para ödendi buraya. Bu 8,5 milyona burada böyle bir yer varsa, 10 milyona böyle bir yer varsa bu mıntıkada metrekaresi bana alıversinler. Ben o zaman da onların verdiği parayı onlara bankada duruyor paraları, iade edin parasını. Bizim altındaki dükkanlara, en az dükkana, en düşük fiyatı 2 trilyon çekeyim. Bu nasıl oluyor? 4 trilyona dükkan varmış burada. Ha, sadece sen burada bana toprak hakkı, toprak mülkiyet parası çıkarıp veriyorsun bana. Buranın toprağı 8,5 milyar mı? Senin dükkanın orada 2 trilyon, benimki 300 milyon. Kiralık yer yok ya. Yok. Nereye gidecek? Adam 5 milyar çekiyor aylık. Bu parayı ödemek mümkün mü ya? Ha ben şimdi burayı, bora kapandıkça sonra ben dükkanı kapatacağım. 5 milyar verme şansım var mı? Benim kiralık yok. Ne oldu? Hani mağdur etmiyordun ya bizi? Bak bir de diyor ki, nereye giderseniz gidin diyor ya. Adam diyor ki, ben de başkanım, bayramda ben burayı, sen burayı yıkacaksın ama bayramdan sonra ben nereye gideceğim, nereye giderseniz gidin diyor. Bir de konuşmaya bak. Yalan konuşmak. Yalan konuşuyor, bu zoruma gidiyor ben. Bana yalan konuştu. Bize yalan konuştu bu. Dedi mülkiyete mülkiyet vereceğim. Söz. Ha der ki şunu diyorum. Başbakanlığa, Cumhurbaşkanı'na yazı yazacağız. Diyeceğiz ki durumumuz böyle, böyle durumumuz var. Buranın denetlenmesini diyeceğiz. Böyle bir yazı da göndereceğiz. Göndermeyecek değiliz. Aynı fikirdir. Hepsi de aynı fikirdiler. Yani ben daha söyleyeceğimi söylemiyorum yani. Söylemek de istemiyorum. Yani çok şeyler var da söylemiyorum. Söylemek de istemiyorum. Her şeyin bir zamanı gelecek. Her şeyin bir zamana gelecek. Gelmeyecek değil.